Çekmiş. Kabe'de çalışıyor bu arkadaşlar. Böyle yeşil hırkalılar, Kabe'de çalışanlar. Zemzem Tower diye geçiyor. Saat kulesi. Çok sıcak. Evet. Az kaldı. Bakın böyle mavi poşetli gibi bidonlar satılıyor. Şeffaf. Şükürlerde zemzem doldurmak için. Şimdi bol bol zemzem içeceğim. Evet, elhamdülillah arkadaşlar, geldim, Kabe'deyim. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Bir yandan tavaf devam ediyor. O yüzden burada oturmak yasak. Tavafı engellemesin diye hemen iki rekat namazını kılan kalkıyor. Şöyle göstereyim, o kadar güzel ki bakmaya doyamıyorsunuz yani, öyle söyleyeyim. Gelemeyen bir aşık, gelen bin aşık diye boşa demiyorlar. Gerçekten insan buranın tadını alınca bir daha gelmek istiyor. Selamünaleyküm. Yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Birçoğunuz tahmin edecek nereye gidiyorum. Tabii ki de Kabe'ye. Şimdi Mekke'ye giriş yapıyorum bu rahleden anlaşılacağı üzere. Birçoğunuz zaten biliyorsunuz, burası Mekke'nin girişinde bulunan kocaman Kur'an-ı Kerim. Böyle bunun altından geçtiğinizde Mekke'ye girmiş oluyorsunuz. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Hadi bakalım, Kabe'de görüşürüz. Bu arada Cidde'den Mekke'ye, bizim evden Kabe'ye yani, bir saat sürüyor. Ben böyle arabayla çıkıyorum doğru Kabe'ye. Hem dua ediyorum, namaz kılıyorum, sizleri anıyorum. Hem böyle güzellikleri sizlerle paylaşıyorum. O kadar güzel ve yoğun geçiyor ki Kabe'de günler. Rabbim inşallah bizi buralardan ayırmasın. Gelmek isteyen kardeşlerime de en kısa sürede nasip etsin. Bugünkü videomun amacı, bugün Allah nasip ederse Kabe'ye gidiyorum ve orada Filistin'deki kardeşlerimize dua edeceğim. Rabbim zulümlere fırsat vermesin, zalimlere de fırsat vermesin. Her zaman çocuklar, siviller, gerçekten yani çok kötü görüntüler, hoş olmayan şeyler. Mevlam dur desin gerçekten. Bütün duamız bu yönde. Islah etsin İsrail'i de. Sizler de lütfen duanıza katın. Orada bebekler, yavrular ölüyor biliyorsunuz. Rabbim ıslah eylesin. Gerçekten çok zor, çok büyük bir imtihan. Sizlerden de dua bekliyorum güzel kardeşlerim. Ben de Kabe'de oradaki çocukları, sivilleri, anneleri, babaları duama katacağım. Rabbim onları hıfz eylesin, korusun. Şöyle sizlere Kabe'ye giderken yolları da çekmek istiyorum. İşte burası Suudi Arabistan. Merak edenler için, daha önce hiç gelmeyenler için, ah biz de gidebilsek diyenler için. Bu arada içinizden bir kardeşimize de umre hediyemiz var. Devam ediyor. Instagram'ı olmayanlar çekilişe katılmak için, umre hediyemize katılmak için Instagram açabilirler. Çünkü detaylar Instagram hesabımda. Instagram'da da Gülşehri Medine diye ismim geçiyor arkadaşlar. 3 günde 1 milyon kişi katılmış. Gönül ister ki herkesi getirebilelim. Herkese umre hediye edebilelim. Ama böyle firmalar bana yazdıkça inşallah sizi bol bol Mekke'ye, Medine'ye getireceğim. Kendime de söz verdim. Şimdi böyle bir fırtına çıktı burada. Bir kum fırtınası ara ara oluyor böyle Mekke'de, Medine'de. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Kabe'de Allah nasip ederse videomuza devam ederiz. Evet arkadaşlar, şimdi Mekke'deyim, geldim. Burası Mekke sokakları. Herkes namaza gidiyor Kabe'ye doğru. Ben buraya park yerine çektim. Şöyle makinalar var, göstereyim size de. Park makinaları. Medine'deyken çekiyordum. Böyle 30 riyale, 3 kere 7 21 210 TL'ye böyle park aldım. 5:41'e kadar vaktim var. Şu anda saat 3:05 geçiyor. Yani yaklaşık olarak 2,5 saat Kabe'de olacağım. Hadi bakalım gidelim.
16'da geldiğimizde kayınvalidemle bu otelde kalmıştık. Şöyle çekeyim, çok yakın. Direkt köprünün yanında. Yürüme mesafesi bu Türklerin otobüsten indiği yerde, Gazze kapısında. Burada böyle çanta manta satanlar var, koku satanlar var. Böyle sabaha kadar burada hayat devam ediyor. Böyle kamyonu çekip sebze meyve satanlar var. Bakın bu şekilde adam kamyonu çekmiş. Kabe'de çalışıyor bu arkadaşlar. Böyle yeşil hırkalılar, Kabe'de çalışanlar. Biliyorsunuz hala bir tarafı büyütülüyor. Bakın bu taraf büyütülüyor. Orada çalışan işçiler çıkışta böyle iş çıkışı sebze meyve alıyorlar evlerine giderken. Güneşten dolayı tam saat kulesi net görünmüyor. Genelde videolarımda diyorum, bak orası Zemzem Tower diye geçiyor. Saat kulesi. Çok sıcak. Evet. Az kaldı. Bakın böyle mavi poşetli gibi bidonlar satılıyor. Şeffaf. Şiklerde. Zemzem doldurmak için. Şimdi bol bol zemzem içeceğim. Hepimizin adına niyet edip Arabistan'da yolda giderken çok dikkatli olun. Çünkü arabalar durmayabilir. Biraz hızlı gidiyorlar. Aslında şemsiye almam gerekiyordu. Saat 3.30 ama yine de güneş bayağı bir etkili. Herkes gölgelere kaçıyor. Genelde umreye gelecek olanlar var. Bana soruyorlar, Mücellacığım ne getirelim? Muhakkak 3 tane ferace. Böyle rahat edebileceğiniz, otele gittiğinizde hemen yıkayıp asabileceğiniz, rahat kuruyacak, hem güzel, şöyle önü kapalı, hani namaz kılarken oturup kalkarken rahat edebileceğiniz 3 tane ferace, sonra bir tane şemsiye getirin, sonra üzerinize bir tane şal alın, şal getirin üstünüze, çünkü dışarısı çok sıcak, içeriler çok soğuk, o yüzden muhtemelen hasta olacaksınız. Yani inşallah olmazsınız ama kendi grip ilaçlarınızı da getirin. Bir paket ağrı kesicinizi getirin. C vitamini muhakkak getirin. Bol bol vitamin alın arkadaşlar. Çünkü burada dünyanın her yerinden insanlar olduğu için illaki virüs kapabilirsiniz. Evet. Burada yine böyle hemen pazarını kurmuş. Türk acıları da görmeye başladım. Seviniyorum tabii ki. Evet. Şöyle devam edelim. Karşıda Bek var. Zaten olmazsa olmaz. Arabistan'ın artık gelen herkesin yediği El Bek. Böyle tavuk restoranı. Oradan muhakkak yiyin geldiğinizde. Mekke'nin dağları, tepeleri. Burada böyle satış yapanlar var. Dilenenler var. Genelde onlar oturum izni olmadan öyle kalanlar. Evet, vurma diyor. Kadın adama vuruyor. Vurma dedi koluna. Haklı, haram yani. Sonuçta yabancı bir erkek. Böyle küçük kızlara başörtü satanlar var. Takke satanlar var. Beyaz elbise satanlar var. Az kaldı, geldik. Evet, şimdiden göründü. Rüzgar esiyor ama sıcak bir rüzgar Mekke'de. Cidde'de nasıl? Cidde çok nemli. Yani mesela şu an Mekke'de bunalmadım ben ama Cidde'de bu saatte çıktığınızda bunalırsınız. Nemden dolayı çok basıyor hava. Mekke'nin havası çok güzel. Yanınızda muhakkak bir su şişesi olsun. Bol bol zemzem doldurursunuz. Otele giderken de her gün geldiğinizde doldurup içersiniz. Evet. Hep hayalimdi böyle uzun uzun Kabe'ye giderken yolları size çekip göstermek. Gerçekten çok güzel. Yani böyle elindeki telefonu güzel şeyler için kullanmak muhteşem bir duygu. Hep birlikte Kabe'ye doğru gidiyoruz. Siz de yanımdasınız, öyle hayal edin. Hep birlikte böyle grup yapmışız. Grubumuzla birlikte Kabe'ye doğru gidiyoruz. Bakın önde zaten Endonezyalı, Malezyalı hacılar var. Şimdi ben Türk hacıları bulmaz mıyım?
Tabii ki bulurum. Böyle yem satan Afrikalı kızlar var. Yem satıyorlar. Artık 5 riyal, 10 riyal ne kadar verirseniz burada güvercinleri beslemek için. Evet, bu köprünün altından geçtik mi tamamdır. Biraz susadım tabi, hemen zemzem içeceğim. Kabe'deki bütün çeşmelerden zemzem akıyor. Zaten yazıyor zemzem diye, siz de okuyabilirsiniz. Bazıları abdest için olanlar, onlar da zaten abdest alınıyor. Evet, geldik, o yoğunluk başladı. Bir yandan Kabe'de hala büyütmeler, çalışmalar, inşaatlar devam ediyor. Rabbim de buraları hiç boş bırakmasın, sayılarımızı artırsın. Bakın böyle, burası genişletilen yer. Zaten birçok işçi çalışıyor her ülkeden. Mühendisler, mimarlar. Kabe'nin bu tarafında çalışma devam ediyor. Şimdi ben, şu görmüş olduğunuz pencereler Safa Merve arası. Orası da çok soğuk. O yüzden muhakkak yanınızda bir şal olsun. Şimdi Allah nasip ederse ben alt kata, direkt Kabe'nin olduğu kata inmeye çalışacağım. İnşallah da inebilirim. Burada böyle temizlik görevlileri var. Aha, Türk hacılar. Çok mutlu oluyorum ya Türk hacıları görünce. Bilmiyorum niye. İnsan ne olursa olsun yine vatanı vatanıdır yani. Türkleri gördüm mü seviniyorum. Bu arada Almanya'dan gelen kardeşlerimiz var. Allah nasip ederse onlarla da buluşacağım. Medine'den çok önceden tanıştığım ablam da geldi. İnşallah onunla da görüşeceğiz. Bakalım. Bu arada gözümü açamadan, evet, bu taraftan. Hep ben bu taraftan geliyorum genelde. Dönüşte inşallah yolu bulabilirim. Şu abi en iyisini yapmış şemsiye alarak. Gerçekten geçen bir videoda şemsiye getirin deyince şaşıranlar olmuştu. Bir de küçük çocuklar için ne alalım diyorsunuz. Şimdi küçük çocuklarla gelecek olanlar var, özellikle Ocak ayında. Ocak'ta soğuk oluyor. Siz yine normal Türkiye'deki gibi böyle alt üst takımlar alın. Kalın takımlar. Onun dışında bir tane hırka alın. Mesela sabah namazına gelirseniz soğuk olur. Mekke'de kuru soğuk oluyor. Medine'de zaten soğuğu tam soğuk. Bilenler bilirler. Ocak ayında gelecekler, kışlık şeyler getirsin. Öğlen de serin olur. Ama öyle sıcak olmaz yani. Şurada Türkler otobüsten iniyor bakın. Öyle geliyorlar. Az kaldı. Evet, şurada hemen zemzem içeceğim inşallah. Bu arada amcam şişelerini almış, su dolduracak zemzem. Gençken gelin, hep söylüyorum, ne yapın ne edin, gençken gelin. Çünkü yaşlanınca çok zor oluyor. Çünkü bir sürü yürüme mesafesi var. O yüzden gençken gelmek her açıdan çok daha iyi. Hem de her yeri gezmiş görmüş olursunuz. Arkadaşlar, 45 dereceden 18 dereceye. Burası çok soğuk. Safa Merve arası. Burada şimdi say yapıyorlar. Ben direkt buradan kestirmeden Kabe'ye çıkacağım inşallah. Böyle tekerlekli sandalyeyle yaptıranlar da var, yürüyemeyenler için. Pervaneler çalışıyor vallahi, dikkat edin. Üzerinize muhakkak şal getirebilirsiniz. Şimdi burası Safa Merve arası. Zaten televizyonlarda görüyorsunuz burayı. Say yapılan yer. Şimdi zemzem içeceğim şurada. Ayakkabıları çıkarttık. Bir de yanınıza gelirken ya küçük çanta, bez çanta kolay olacak. Ya da bir bez poşet getirin. Ayakkabılarınızı, su şişenizi, böyle hurmanızı, birkaç incir öyle kesinlikle koyun. Çünkü acıkabilirsiniz.
burada çok uzun saatler kalacağınız için, taraf çok yoğundu Zemzem için. Bir ileriye gideceğim. Zaten Safa Merve arası bir sürü Zemzem çeşmeleri var. Maşallah Kabe'de her yer Zemzem akıyor. Rabbim sayımızı artırsın. Gerçekten çok güzel. Saat 3.30 oldu buraya gelene kadar. Hadi bakalım Türk grupları görebileceğiz mi? Arkadaşlar hala Safa Merve'deyim. Abdest aldım Zemzem'le burada. Çalışanları görüyorsunuz ve biliyorum diyorsunuz ki keşke biz de Kabe'de çalışan olsaydık. Arkadaşlar şimdi aşağıya iniyorum. Burası iç kısım. Burası böyle erkeklerin namaz kıldığı yer. Burada şimdi bekliyorlar akşam namazını. Kabe'ye ineceğiz aşağıya bakalım sonra. Bu kısmı çok bilmiyorum çünkü sorarak gidebilirim ancak. O yüzden bakalım aşağıda ne var şöyle. Kabe'nin her yerini sizlere göstereceğim inşallah. Gücüm yettikçe, ömrüm yettikçe. Şimdi aşağı ineceğim. Oradan öyle düz inşallah kara sevdamıza kavuşacağız. Hadi bakalım. Heyecanlı mısınız? Gözlerinizi kapatın. Beni dinleyin. Evet, bu merdiveni ilk defa kullanıyorum. Polise sordum. Buradan inebilirsin dedi. Mis gibi de buhur kokuyor biliyor musunuz? Evet. Direkt Kabe. Elhamdülillah arkadaşlar geldim. Kabe'deyim. Rabbim gelmek isteyen bütün kardeşlerime de nasip etsin. Bir yandan tavaf devam ediyor. O yüzden burada oturmak yasak. Tavafı engellemesin diye. Hemen iki rekat namazını kılan kalkıyor. Şöyle göstereyim. O kadar güzel ki bakmaya doyamıyorsunuz yani. Öyle söyleyeyim. Gelemeyen bir aşık, gelen bin aşık diye boşa demiyorlar. Gerçekten insan buranın tadını alınca bir daha gelmek istiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şu manzara beni benden alıyor gerçekten. Dua bekleyen bütün kardeşlerimi de duamıza kattım. Rabbim gelmek isteyen kardeşlerime de nasip etsin. Şimdi hurmalarımız var, onları dağıtacağım. Allah nasip ederse. Çok güzel. Sandy, I don't know.
Burada böyle Kabe'nin içinde Kur'an-ı Kerimler var. Bu şekilde alıp okuyabiliyorsunuz. Sonra geri yerine koyuyorsunuz arkadaşlar. Burası çünkü bunlar Kabe'nin. Şöyle her biri çok güzel düzenli. İsteyenler için büyük Kur'an-ı Kerim, isteyenler için küçük Kur'an-ı Kerim. Kabe'nin içinde 7/24 mevcut. Başka videolarda görüşmek üzere. Kabe'den selam ve dua ile. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Love.